Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine devam ediyoruz. Hangi konuyla? Kümeler konusuyla. Çok güzel bir soru yazdım sizin için. Efsanevi de bir güzel çözümü var. Dilerseniz hadi hep beraber sorumuza bakalım. Şimdi denilmiş ki bize N doğal sayılar kümesi olmak üzere A, B ve C kümelerini vermiş arkadaşlarım bizlere. Ve diyor ki bu kümelere göre A kesişim B kesişim C'nin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş. Nazar boncuğu soru işareti yerine de parantez koymuşuz. Mükemmel. Şimdi şıklarımız da bunlar. Şimdi arkadaşlarım A kümesini bakalım. Bu nasıl yazılmış? Ortak özellik gösterme yöntemiyle yazılmış arkadaşlar. A kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki x'ler 17-2n'lermiş ve n'ler birer doğal sayı. Şimdi A kümesini sevgili arkadaşlarım en küçük elemanından ya da en büyük elemanından başlayıp en küçük elemanına doğru ya da en küçükten en büyüğe doğru sıralayabiliriz. Nasıl yapalım? N yani doğal sayı olduğuna göre ilk doğal sayımız olan 0'ı yerine yazarım. İlk elemanım 17 gelecektir. Daha sonrasında 1'i yerine yazıp 2'yi, 3'ü, 4'ü yerine yazıp devam ettirebilirim ben bu kümeyi. Yalnız sen şunu biliyorsun ki eksi 2n'den kaynaklı ikişer ikişer azalacak zaten bu. Dolayısıyla ikinci elemanım 15'tir. Diğer elemanım 13. Bir diğeri 11. Bir diğeri 9. Bir diğeri 7 biçiminde devam ediyor arkadaşlarım bu küme. Ve sonsuz elemanlı. Neden? Çünkü sonsuz tane doğal sayı var. Pekala. Geçelim B kümesine. B kümesi de gördüğünüz gibi üçer üçer artacak. İlk elemanı bulalım. N gördüğümüz yere 0'ı yazalım arkadaşlarım. Eksi 11 artı 0'dan eksi 11 gelir. Daha sonrasında üçer üçer artacak dedik. Yani 3 arttırdım. Eksi 8, eksi 5, eksi 2, 1, 3 artırarak ilerliyorum. 4, 7, 10 biçiminde devam eder. Şimdi gelelim C kümesine. C kümesi de sevgili arkadaşlarım n'ler doğal sayı. İlk doğal sayı 0 yerine yazdım. 3 geldi. Daha sonrasında birer birer artarak ilerleyecek. 4 gelecek, 5 gelecek, 6, 7, 8 diye devam edecek. Şimdi oy nefessiz kaldım. Şimdi arkadaşlarım bakın. A kesişim B kesişim C'den bahsediyor. Önce ben bu A kesişim B kesişim C'de A ile B'yi bir güzel kesiştirsem. Şimdi A ile B'yi kesiştirmek demek ne demek arkadaşlar? Bir kere bu İlk eleman eksi 11 olup artarak ilerliyor. Bunun ilk elemanı 17 olup azalarak ilerliyor. Ve şuradaki sayılar arkadaşlarım tek sayılar. Buradaki sayılar ise arkadaşlarım tek sayıları işaretleyeceğim demek ki. Yani yukarıda tek sayılar vardı ya. Kesişimden bahsediyoruz sonuçta. B kümesinin içerisinde tek elemanlarla kesişirler bunlar. O halde benim teklerim hangileri? Bakın eksi 11, eksi 5, 1... 7 daha sonrasında burada 13 diye devam eder değil mi? Pekala o zaman ben A kesişim B'yi bir yazayım şuraya. Eksi 11 var. Eksi 5 var. 1 var. 7 var. Daha sonrasında 6'şar 6'şar arttığımı da görüyorsunuz. 13 var. Bundan sonra 19 var fakat A kümesinin içerisinde 19 yok. Dolayısıyla 19'u almayız. Ve A kesişim B kümesi şu an için bulunmuş olur. Hayırlı uğurlu olsun deriz. Tamam. Şimdi gelelim C kümesiyle bunu kesiştirmeye. A kesişim B kesişim C'yi buluruz böylelikle. Madem öyle C kümesindeki elemanlar 3 ve 3'ten büyük doğal sayılar değil mi? 3 ve 3'ten büyük doğal sayı burada ne var arkadaşlar? Bakın 13 var, 7 var. Başka var mı? Yok. Demek ki arkadaşlarım benim A kesişim B kesişim C kümem sadece ama sadece 7 ve 13'ten oluşuyor. Ve bu küme arkadaşlarım 2 elemanlıdır diyebilirim. Yani cevabımız neymiş? C seçeneğiymiş. Evet gençler güzel bir küme sorusuydu. Karşınıza kümelerden zorlayıcı sorular çıkabiliyor. Zorlayıcı yani aşırı derecede zorlayıcı bir soru olmasa da gene de arkadaşlarım sınava göre yani sınav ayarında veya sınavdan bir tık üstü olabilir. Sorunun cinsi görmenizi istedim, çözmenizi istedim. Arkadaşlarım diğer konuların bir konu bir soru çözümlerinde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.